Eşitliğin sol tarafını x parantezine alabiliriz diye düşünüyorum. Burada x parantezine alma yaptığımızda x'in karesi eksi 4x eksi 5'in parantez içine geldiğini görüyoruz. Parantez içindeki x kare eksi 4x eksi 5'i bir çarpanlarına ayıralım. Burası da x eksi 5 çarpı x artı 1 olarak çarpanlara ayrılmış olur. Burada da x'imiz geldi onu da şöyle parantezde yazalım. Şimdi bize 0 verecek x değerlerini bulabiliriz. Ee, şurada doğrudan x'e 0 verdiğimizde sonuç 0 gelecektir. x eksi 5'i sıfırlayan x değeri 5 olarak gelir. x artı 1'i sıfırlayan x değeri de eksi 1 olarak gelmiş olur. O zaman çözüm kümemizde bulunan elemanlar eksi 1, 0 ve 5'tir. Doğru cevabımızın değişik olması gerekir. Gelin burada biraz düzenleme yapalım. Öncelikle x kareyi m olarak alalım. Her tarafın karesini aldığımızda x üzeri 4 de m'nin karesi olarak gelecektir. Bunları burada yerine yazdığımızda m'nin karesi artı 5 tane m eksi 36 eşittir 0'ı elde etmiş oluruz. Burayı da m üzerinden düşündüğümüzde m artı 9 çarpı m eksi 4 olarak çarpanlara ayırabileceğimizi görüyoruz. M dediğimiz x kareydi. x kare yerine 9 yazarsak burası x kare artı 9 çarpı x kare eksi 4 eşittir 0 olarak gelecektir. Şimdi x kare artı 9'un 0 olması için x'in karesinin eksi 9 olması gerekir. Ama karesi eksi 9 olan bir gerçel sayı yoktur. Buradan herhangi bir çözüm gelmez. x kare eksi 4, 0 eşit dediğimizde ise x karemiz 4'e eşit gelir. Buradan da x'imiz artı eksi 2 olarak bulunmuş olur. O zaman çözüm kümemiz artı 2 ve eksi 2. 2'den oluşur. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. Öncelikle eşitliğin bir tarafını 0 olarak bırakmaya çalışalım. 10x-60'ı sol tarafa gönderdiğimizi düşünelim. Sol tarafta zaten x-6 çarpı x kare eksi 15 vardı. Sağdan da bu tarafa şöyle 10x-60'ı parantezde düşünüp parantezle gönderdiğimizi farz edelim. Ve eksi 10x eksi 60 yazmış olalım arkadaşlar eşittir ne diyeceğiz 0 demiş olacağız bakın şu kısmı biraz düzenleyebiliriz biz bu kısmı 10 parantezinde x eksi 6 olarak ne yapabiliriz yazabiliriz bir de önüne eksi attığımızda aslında şöyle bir durum gerçekleşmiş olur x eksi 6 çarpı x kare eksi 15 eksi 10 tane x eksi 6 durumu gerçekleşmiş olur arkadaşlar sol tarafı ortak olduğu için x eksi 6 parantezine alabiliriz diye düşünüyorum x eksi 6 parantezinde buradan x kare eksi 15 gelmiş olur. Yan taraftan da eksi 10'un geldiğini görüyoruz. Şöyle sağ tarafta düzenlemeye devam edersek x eksi 6 çarpı x kare eksi 25'i elde ederiz. x kare eksi 25'i de x kare eksi 5'in karesi gibi düşünürsek burada x eksi 5 çarpı x artı 5 olarak çarpanlarına ne yapabiliriz? Ayırabiliriz arkadaşlar. O zaman burayı sıfırlayan x değerlerinden biri 6, bir diğeri 5, bir diğeri eksi 5 olarak gelir. Bizden bunların toplamı istenmiş. Bunları topladığımızda 5'ler 5 beş ve eksi 5 birbirini götürür. Geriye sadece 6 kalır. Doğru cevabımızın C şıkkı 6 olması gerekir. İşlemlerimizi daha rahat yapmak için karekök eksi 3'ü m gibi düşünebiliriz. Bu durumda sağ taraftaki karekök eksi 3 de m olarak gelecektir. Bu da bize m'nin karesi eksi 4 tane m artı 4 eşittir 0 vermiş olur. Dikkatlice baktığımızda burası m eksi 2'nin karesini bize verecektir. E bu durumda burayı sıfırlayan m değeri m eksi 2 eşittir 0'dan ne olarak bulunmuştur? 2 olarak bulunmuştur. Biz m'yi karekök x eksi 3 olarak almıştık. O zaman m yerine karekök x eksi 3 yazarsak bunun 2 olması gerekir. Buradan kare kök x 2 artı 3'ten 5. X'imiz de 5'in karesinden 25 olarak gelecektir. Doğru cevabımız burada D şıkkı olarak bulunmuş olur. İkili ikili gruplayarak sonuca gidebiliriz. Burayı toparlayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle x küp eksi 4x kareyi bir grup yapalım. Eksi 9x artı 36'yı da bir grup yaptığımızı düşünelim. x küp eksi 4x kare x kare parantezine aldığımızda buraya x eksi 4 yazarız. Eksi 9x artı 36'yı da eksi 9 parantezine aldığımızda burada yine x eksi 4'ü elde etmiş oluruz. Bakın burada x eksi 4'ler ortak gelir. Biz x eksi 4 ortak parantezine aldığımızda buradan x kare Buradan da ne gelecektir? Eksi 9 gelecektir arkadaşlar. x kare eksi 9'u x kare eksi 3'ün karesi gibi düşündüğümüzde iki kare farkından rahatlıkla çarpanları ayırabiliriz. O zaman burası x eksi 4 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak belirlenmiş olur. Burayı sıfırlayan x değerlerine baktığımızda x eksi 4'ten 4'ü x eksi 3'ten 3'ü x artı 3'ten de eksi 3'ü elde etmiş oluruz. Bunların toplamı sorulmuş. 3 ve eksi 3 birbirini götürür. Geriye sadece 4 kalır. Doğru cevabımızın a şıkkı 4 olması gerekir. Öncelikle mutlak değer içindeki x kare eksi 4x'i bir düzenlemeye çalışalım. x kare eksi 4x'i şöyle x parantezine aldığımızda x çarpı x eksi 4'ü elde etmiş oluruz. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri sıfır bir diğeri ise 4 olarak gelecektir. Bunlarla bir tablo yaparsak buraya sıfırı buraya 4'ü yazmamız gerekir. Bakın e, x çarpı x eksi 4'ü düzenlediğimizde zaten x kare eksi 4 x geliyor. x karenin katsayısı pozitif olduğu için burada artı ile başlarız eksi deriz artı diye devam etmiş oluruz. Demek ki 4'ün sağ tarafında ve sıfırın sol tarafında x kare eksi 4 x pozitiftir. O zaman buralar için mutlak değer dışına aynen çıkar. Şu anda biz sıfırın sol tarafı ve 4'ün sağ tarafı için inceleme yaptığımızı düşünürsek bu bize x kare eksi 4 x eşittir 5'i verecektir. Buradan x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0 gelir. E, Çarpanlar ayırma yaparsak x eksi 5 çarpı x artı 1'i 0 olarak bulmuş oluruz. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri 5 bir diğeri eksi 1'dir. Gerçekten bakın 5 değeri 4'ün sağ tarafındadır bunu alabiliriz. Eksi 1 değeri de 0'ın sol tarafındadır bunu da alabiliriz. Yani burada 5 ve eksi 1 bize istediğimizi vermiştir arkadaşlar. Bir de sıfırla dördün arası için inceleme yapacağız. Burada da ifademiz negatif olduğu için önüne eksi alarak dışarıya çıkar. Bu da bize eksi x kare artı 4 x'i ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Eşittir 5 deriz. Hepsini aynı tarafa topladığımızda x kare eksi 4 x artı 5 eşittir 0 gelmiş olur. Bakın burada delta'ya baktığımızda deltamız b kare eksi 4 ac yani eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5'ten ne gelmiş olur? 16 eksi 20 yani eksi 4 gelmiş olur. Deltamız sıfır buradan küçük olduğu için buradan gerçel kök gelmez arkadaşlar. Yani bu aralık bize istediğimizi vermeyecektir. Demek ki burada çözüm kümemizde az önce bulduğumuz 5 ve eksi 1 bulunur. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Öncelikle şu iki sol tarafa kareköklü ifadeyi de sağ tarafa bir gönderelim. Bu durumda x eksi 2 eşittir. Karekök içinde x artı 4 gelmiş olur. Bir kere gerçel sayılarda çözüm aradığımız için karekök içindeki x artı 4'ün büyük eşit 0 olması gerekir. x artı 4 büyük eşit 0'dan x büyük eşittir kaçı elde etmiş oluruz? Eksi 4'e elde etmiş oluruz. Aynı zamanda kareköklü bir ifadenin sonucu 0 eşit veya büyük geleceğinden x eksi 2 büyük eşit 0'dan x büyük eşittir 2 gelmelidir. Bakın x büyük eşittir. Eksi 4 x büyük eşittir 2 dedik. İkisinin birden sağlanması için ikisinin kesişimine bakarız. Zaten x büyük eşit 2 x büyük eşit eksi 4'ün alt kümesi olduğu için kesişim bize x büyük eşit 2'yi verecektir. Yani burada çözüm kümemizde 2 eşit veya büyük x değerlerinin bulunması gerekir. Arkadaşlar bunu söylemiş olalım. E baktığımızda mesela şurada 1 var bu gider. Burada 0 var bu gider. Burada 0 var bu gider. Şurada 5 var bunu kullanabiliriz. Bir de boş küme gelebilir. Buradaki çözüm kümesi bunu söylemiş olalım arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Elimizde x eksi 2 eşittir. Kare kök x artı 4 var. Her tarafın karesini aldığımızı düşünürsek x'in karesi eksi 4 x artı 4 eşittir. x artı 4 gelmiş olur. 4'ler gider x'i bu tarafa attığımızda x kare eksi 5 x eşittir 0 elde ederiz. Burası x çarpı x eksi 5'i bize 0 olarak verir. Burayı 0 x değerlerinden biri 0 bir diğeri ise 5'tir. Dediğim gibi x'imiz büyük eşit 2 olmak zorunda. Demek ki biz burada 0 alamayız. Alabileceğimiz tek değer 5 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın burada B şıkkı 5 olması gerekir. Tabii ki şıklardan deneyerek de sonuca gidebiliriz. Ama biz şöyle yapalım. Mesela şurada kök derecemiz tek. Burası için bir sıkıntı yok ama şurada kök derecemiz çift olduğu için bu e, kare kökün iç kısmının sıfır eşit veya büyük olması gerekir. Yani burada x eksi bir büyük eşit sıfırdan x büyük eşit bir gelecektir diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında beşinci kuvvetten kurtulmak için e, her tarafın beşinci kuvvetini aldığımızı düşünelim. Yani beşinci dereceden kökten kurtulmak için daha doğrusu. Her tarafın beşinci kuvvetini alırsak x artı kare karekök x eksi 1 eşittir. Birin beşinci kuvvetinden bize biri vermiş olur. Şu x'i karşıya gönderdiğimizde kare kök x eksi bir eşittir. Bir eksi ne gelmiş olur arkadaşlar? X gelmiş olur. Kare köklü bir ifadenin sonucu sıfır eşit veya büyük olacağı için bir eksi x büyük eşit sıfır gelir. Buradan da x küçük eşit bir olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bakın aslında x büyük eşittir bir dedik. Bir de x küçük eşittir bir dedik. İkisinin kesişimi bizi x eşittir bire götürecektir. İkisini birden sağlayan tek x değeri bir olarak gelmiştir. Gerçekten de burada x yerine 1 verdiğimizde buradan da 0'ı buradan da 0 elde ederiz. Aradığımız x değeri burada 1 olarak belirlenmiş olur. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Elimizde 4. dereceden kök içinde x eksi 3'ümüz var. Ben bunu x eksi 3 üzeri 1 bölü 4 olarak yazıyorum ve buna m demek istiyorum. Burada da karekök içinde x eksi 3'ümüz var. Bakın şurada her iki tarafın karesini aldığımızda x eksi 3'ün 1 bölü 4. kuvvetinin karesi bize m'nin karesini verecektir. 2 kere 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelir. Zaten x eksi 3'ün 1 bölü 2. kuvveti de karekök içinde x eksi 3'ü bize verecektir. Yani bunun da m kare olması gerekir. Burada yerine yazdığımızda m'nin karesi artı m eksi 2 eşittir 0 gelmiş olur. Çarpanlara ayırdığımızda m artı 2 çarpı m eksi 1 eşittir 0 elde ederiz. Buradan m'miz eksi 2 gelebilir. Bir de m'miz 1 gelebilir. M'de dediğimiz neydi? X eksi 3'ün 1 bölü 4. kuvveti. Yani 4. dereceden kök içinde X eksi 3'tü. Zaten kök derecemiz çift olduğu için burada sonucumuz 0 eşit veya büyük gelmelidir. ama bakın burada biz bunu kaç bulduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Eksi 2 bulduğumuzu görüyoruz. Bu bize gerçel sayılarda bir çözüm vermez. Ama burada M'yi 1 olarak alabileceğimizi görüyoruz. Yani 4. dereceden kök içinde X eksi 3 kaç olabilir? 1 olabilir. Her tarafın dördüncü dereceden kuvvetini aldığımızda x eksi 3 birin dördüncü kuvvetinden 1 gelir. Aradığımız x değeri de 3 artı 1'den 4 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın d şıkkı olması gerekir. İşlemlerimizi daha rahat yapmak için 2 üzeri x gördüğümüz yeri m olarak alabiliriz. Her tarafın karesini aldığımızda 2 üzeri 2x yani aslında 4 üzeri x'in de m kare geldiğini görmüş oluruz. Burada yerine yazdığımızda m'nin karesi eksi 6 tane m artı 8 eşittir 0 gelecektir. Çarpanları ayırırsak m eksi 4 çarpı m eksi 2 eşittir 0 gelir. Buradan m'miz 4 olabilir. M'miz 1 de 2 olabilir. M dediğimiz 2 üzeri x'ti. 2 üzeri x 4 ise x'imiz 2 gelir. 2 üzeri x 2 ise x'imiz de buradan 1 olarak gelecektir. İşte iki kök yakaladık. Bunlardan biri 2, diğeri de 1 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bunlardan birinin A, 1inin B oldu. Bize söylenmiş. Mesela burada A'yı 1 e, olarak alsak B'yi 2 olarak alsak 2A artı B büyüktür. 4 sağlanıyor mu? Buna bir bakalım. 2A 2 kere 1'den 2 yapar. Buna B'yi 2 eklediğimizde 4 gelir. 4 dört ama 4'ten ne değildir? Büyük değildir. Demek ki bizim burada A'yı 1, B'yi 2 değil de A'yı 2, B'yi 1 almamız gerekir. Çünkü A'yı 2, B'yi 1 aldığımızda 2A A artı B'ye bakarsak 2 kere 2 4 artı 1 5 4'ten büyük gelecektir arkadaşlar. Bu durumda A değeri 2 B değeri 1'dir. 3 kere 2 6 yapar 6'dan 1 çıkınca 5 gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı 5 olması gerekir. İki tarafta da mutlak değerli ifademizin içini sıfır yapan x değerinin sıfır olarak geldiğini görüyoruz. O zaman biz burada kritik noktayı sıfır olarak alırız. x büyük eşit sıfır için bir inceleme, x küçük sıfır için bir inceleme yaparız. Burada eşitlik durumu kafamızı karıştırmasın. Zaten x'e sıfır verdiğimizde eksiyle de çarpsak, hiç çarpmasak da mutlak değer sıfır bize sıfırı verecektir. Onun için böyle de inceleyebiliriz. x küçük sıfır için deyip bir de x, pardon x küçük eşit sıfır için deyip bir de x büyük sıfır için deyip de inceleyebiliriz arkadaşlar. Biz buradan bir gidelim. X büyük eşit sıfırsa mutlak x'imiz doğrudan x olarak gelecektir. Bu da bize x eksi 4 çarpı x eksi 2'yi verir. 3'ü de sol tarafa atarsak eksi 3'ün bize 0 vermesi gerekir. Çarptığımızda x kare eksi 6 x 4 kere 2 8 eksi 3'ten artı 5 bize 0'ı vermelidir. Çarpanları ayırdığımızda x eksi 5 çarpı x eksi 1 eşittir 0 gelmiş olur. Buraya 0 x değerlerinden biri 5 bir diğeri ise 1'dir. x büyük eşit 0 olsun dediğimiz için ve bu ikisi de bu özelliği sağladığı için 5 de 1 de çözüm kümemizde bulunur arkadaşlar. Hemen x küçük 0'a bakalım. Bu durumda mutlak x bize eksi x'i verecektir. Yerine yazdığımızda eksi x eksi 4 çarpı eksi x eksi 2. 3'ü de bu tarafa attık. Eksi 3 eşittir 0 gelmiş olur. Şurada iki tarafta da eksi parantezini alırsak. Eksi çarpı x artı 4 gelir. Şöyle yazalım. Buradan da eksi çarpı x artı 2 gelmiş olur. Eksiler birbirini artı yaparsa x artı 4 çarpı x artı 2 elimizde kalacaktır. Bunların çarpımı x kare artı 6 x 4 kere 2 8 eksi 3'ten artı 5 eşittir sıfırı bize vermiş olur. Çarpanları ayırdığımızda x artı 5 çarpı x artı 1'i elde ederiz. Buraya sıfırlayan x değerlerinden biri eksi 5 biri eksi 1 olarak gelir. x küçük 0 dedik İkisi de bunu sağladığı için bunlar da bizim çözüm kümemizde bulunacaktır. O zaman çözüm kümesindeki eleman sayısı 5, 1, eksi 5 ve eksi 1 olmak üzere 4'tür. Doğru cevabımızın e şıkkı gelmesi gerekir. F fonksiyonunun 6. kuvvetini alacağız. Küp kök x'i x üzeri 1 bölü 3 olarak yazıp bunun 6. kuvvetini alırsak 6 kere 1 bölü 3 6 bölü 3'ten bize 2 vereceği için burası x'in karesine dönüşür. Yani biz buranın aslında x'in karesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de fog x'i elde edeceğiz. Yani g'yi götürüp f'de yazacağız. Şimdi zaten f'i x üzeri 1 bölü 3 diye düzenlemiştik. Buradaki x gördüğümüz yere 2x artı 3'ün küpünü yazdık. Bunun da 1 bölü 3. kuvvetini Alıyoruz. 3 kere 1 bölü 3 bize 1 verir. Yani burası bizi 2x artı 3'e götürecektir. İşte bu da fog x'dir. Eşittir o zaman 2x artı 3 yazabiliriz. Bu durumda x kare eşittir 2x artı 3'ü elde etmiş oluruz. Hepsini aynı tarafa toplarsak x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 gelir. Çarpanları ayırdığımızda x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 elde ederiz. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri 3 diğeri eksi 1 olarak gelir. Bunların toplamı 3 eksi 1'den bize 2 verecektir. Doğru cevabımızın b şıkkı olması gerekir. Eşitliğimize dikkatlice baktığımızda şurada bir parantezi alma yaparak işimizi kolaylaştırabiliriz diye düşünüyorum. Eksi 2 x kare artı 6 x'i eksi 2 parantezine aldığımızda eksi 2 çarpı x kare eksi 3 x'i elde etmiş oluruz. Bu formatta burayı bir düzenleyelim. İfademiz x kare eksi 3 x'in karesi eksi 2 parantezinde x kare eksi 3 x eksi 8 eşittir 0'ı bize verecektir. x kare eksi 3 x'i m olarak aldığımızda şuraya da m'yi yazarız. Burası bize m'nin karesi eksi 2 m eksi 8 eşittir 0'ı verecektir. Çarpanları ayırdığımızda m eksi 4 çarpı m artı 2 eşittir 0 gelir. Burada m dediğimiz x kare eksi 3 x'ti. Yerine yazarsak aslında x kare eksi 3 x eksi 4 çarpı x kare eksi 3 x artı 2'yi elde etmiş oluruz arkadaşlar. Çarpanları ayırma yaptığımızda x eksi 4 çarpı x artı 1 x eksi 2 çarpı x eksi 1 gelecektir. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri 4 biri eksi 1 biri e e 2 biri e artı 1 gelir. Bunların toplamı bize 6'yı verecektir. Doğru cevabımızın c şıkkı 6 olması gerekir. Kare kök içinde bulunduğundan x eksi 2'nin büyük eşit sıfır olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda aynı ifade paydada kullanılmış. O zaman sıfırdan farklı olması gerekir. Yani şuradaki eşitliği iptal edip x eksi 2'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini buradan da x'in 2'den büyük geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burayı bir toparlayalım daha rahat hareket etmek adına. Karekök içindeki x eksi 2 m gibi düşünebiliriz. Bu durumda m artı 6 bölü m eşittir 5 gelir. Her tarafı m ile çarptığımızda m'nin karesi artı 6 eşittir 5 m gelecektir. Hepsini aynı tarafa toplarsak m kare eksi 5 m artı 6 0 gelir. Çarpanları ayırdığımızda m eksi 3 çarpı m eksi 2 bize 0 vermiş olur. Burayı sıfırlayan M değerlerine baktığımızda bir 3'ü bir de 2'yi elde etmiş oluruz. M dediğimiz neydi? Karekök kök içinde x eksi 2 idi. Bunu 3'e eşitlediğimizde x eksi 2'miz 9. X'imiz de 9 artı 2'den 11 gelir. M 2 de olabilir demiştik. O zaman karekök kök x eksi 2 eşittir 2'den x eksi 2'miz 2'nin karesinden 4 gelir. X bir de buradan 6 olarak bulunur. X'imiz 11 olabilir 6 olabilir. Toplamları 17 yapar. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle kare kök içinde bulunduklarından x artı 4'ün büyük eşit 0 olması gerektiğini, x eksi 4'ün de büyük eşit 0 olması gerektiğini söyleyelim. Buradan x büyük eşittir eksi 4, buradan da x büyük eşittir 4 gelecektir. İkisinin birden sağlanması için kesişimlerini aldığımızda x büyük eşittir 4 buranın kesişim olarak gelmiş olur arkadaşlar. bunun dışında bence burada kare alarak ilerleyebiliriz. Kare aldığımızda sanki şöyle bir şey gelir. Hani a eksi b'nin karesi eşittir 2'nin karesi gelir. a eksi b'nin karesi nedir? a'nın karesi artı b'nin karesi eksi iki tane a çarpı b'dir. O zaman a'nın karesi dediğimizde kare kök x artı 4'ün karesinden x artı 4 gelmiş olur. Şöyle parantezde yazacağım. Artı b'nin karesi dediğimizde kare kök içinde x eksi 4'ün karesinden x eksi 4 gelir. Bir de eksi 2 çarpı. Bunları çarpacağız. Aynı kare kökün içine girerler. Zaten ikisi de kare kök içindeydi. x artı 4 ile x eksi 4'ün çarpımı nedir? 2 kare farkından x kare eksi 16'dır. Bu da 2'nin karesinden bize 4'ü verecektir arkadaşlar. Şurayı düzenlediğimizde 2 x'in geldiğini görüyoruz. Bence şöyle yapalım. 4'ü sol tarafa bunu da sağ tarafa o zaman 2x eksi 4 eşittir 2 karekök içinde x kare eksi 16 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x eksi 2 eşittir karekök x kare eksi 16 gelmiş olur arkadaşlar. Ee, burada e, şu x eksi 2 kare köklü bir ifadenin sonucu olduğu için x eksi 2 büyük eşittir 0 demiş olacağız. Aynı zamanda şu e, şuradaki x kare eksi 16'ın da ne olması gerektiğini biliyoruz. Büyük eşit 0 olması gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Ee, aslında bunları da inceleyebiliriz ama bence önce öncelikle şurada bir kare alma işlemi yapalım. En son yerine koyarak da bakabiliriz. Biz burada yine ilk tarafın karesini aldığımızda x kare eksi 4x artı 4 eşittir. x kare eksi 16 elde ederiz. Burada x kareler birbirini götürür. 4x 16 artı 4'ten 20 eşit gelir. x'imiz de 20 bölü 4'ten 5 olarak bulunacaktır. Bakın x'e 5 verdiğimizde buradaki tüm eşitsizlikler sağlanmış olur. Aradığımız x değerinin o zaman a şıkkı 5 olması gerekir arkadaşlar. Mutlak değerimizin içinin sıfıra eşit veya büyük olduğu bir de sıfırdan küçük olduğu iki durumu inceleyeceğiz. İçeride x-2 var bakın mutlak değerin içinde o zaman x-2 büyük eşit sıfır inceleyeceğiz. Bir de x-2 küçük sıfır inceleyeceğiz. Eşitliği bu tarafta da kullanabiliriz bu tarafta da o kafanıza takılmasın arkadaşlar hiç sıkıntı yaratmaz. Şimdi x-2 büyük eşit sıfırsa mutlak değer x-2 dışarıya aynen çıkar ve bize x-2 verir. Ama x-2 küçük sıfırsa mutlak değer dışına çıkarken önüne eksi alıp çıkma. Bu da bize eksi x artı neyi vermiş olacaktır? 2 vermiş olacaktır. Bakın burada x küçüktür 2 diyoruz. Burada da x büyük eşittir 2 diyoruz. Yani sol tarafı incelediğimizde bulduğumuz x değerlerin 2 eşit veya büyük gelmesi. Sağ tarafta ise x değerimizin ya da değerlerimizin 2'ye 2'den daha küçük olması gerekir. Hemen buraya bir bakalım. Şimdi zaten x kare eksi 4 x'imiz var. Devamında da artı x eksi 2 geliyor. Bir de eksi 2 şuradan gelecek. Eşittir ne diyeceğiz? 0. Burası x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0 verecektir. Çarpanları ayırdığımızda x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0 gelir. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri 4 biri eksi 1'dir. Bakın x büyük eşit 2 olsun demiştik. Burada 4 bize istediğimizi verir ama eksi 1 2'den küçük olduğu için bunu alamayız arkadaşlar. Buradan bir tek 4 geldi. Şimdi sağ tarafa geçiş yapıyoruz. Yine x kare eksi 4x'i yazdık. E, mutlak değerli ifadeden eksi x artı 2 geldi. Bir de buradaki eksi 2'miz var eşittir 0 dedik. Bunlar gidince x kare eksi 5x eşittir 0 elde ettik. Burası x çarpı x eksi 5'i bize verecektir. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri 0 bir diğeri ise 5 olarak gelir. x küçük 2 demiştik 5 bunu sağlamaz ama 0 bunu sağlayacaktır. Yani buradan da 0 almamız gerekir. Bir taraftan 4'ü bir taraftan 0 aldık. Toplamları sorulmuş 4 ile 0'ın toplamı 4 yapar. O zaman doğru cevabımızın B şıkkı 4 gelmesi gerekir.